Merhabalar. 24.sünü düzenlemiş olduğumuz İzmir Dil Bilimi buluşmalarına hepiniz hoş geldiniz. Hocamız Doçent Doktor Murat Özgen ufak bir operasyon geçirdiği için bugün moderatörlüğü ben üstleneceğim. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugünkü konuğumuz Doktor Öğretim Üyesi Serel Düzenli Öztürk. Konuşmasına başlamadan önce ufak bir tanıtım yapmak istiyorum. Seren hocamız lisansını fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde tamamladıktan sonra lisansüstü eğitimini sırasıyla Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde dil ve konuşma terapisi ve sinir bilimleri alanlarında tamamlamıştır. Şu anda Bıkırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi diye ana bilim dalında doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Alanları dil ve konuşma terapisi, dil ve konuşma bozuklukları, nörokognitif bilimler, nörodil bilim alanlarında çalışmalarını hocamız yürütmektedir. Bugünkü konuşmasında elektrofizyoloji bakış açısıyla beyindeki dil başlıklı konuşmasını bizlerle hocamız paylaşacak. Dilerseniz konuşmamıza geçelim hocam. Eklemek istediğiniz şeyler olabilirse buyurun bekliyoruz hocam. Esra'cığım çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için bugün burada sizlerle bir arada bulunmak benim için bir onur, büyük bir gurur. Ben gayet güzel anlattınız aslında çalışma alanlarımı da. Ben hızlıca cumartesi günü olduğunu düşünerek de hani sunuya geçeyim. Belki sonrasında tartışma kısmında sorularla gelebilir. Şimdi bir paylaşım, ekran paylaşımı yapacağım. Ben sizden küçük bir feedback isteyeceğim yansıyıp yansımadığına ilişkin. Şu an Şu an ekran paylaşımı var hocam. Tam ekran yapabilirseniz. tamam. Sanıyorum. Şimdi Tamam hocam. oldu. Evet, ben bugün sizlere elektrofizyoloji bakış açısıyla beynimizdeki dili ve dilsel işlemlemelere ilişkin bir yolculuğa çıkartmak istiyorum aslında sizleri. Konuşmamın başında elektrofizyolojik yöntem olan EEG'nin kısaca ne olduğunu sizlere tanıtacağım. Daha sonrasında EEG ile ilişkili dilin fonoloji, anlam bilim ve semantik bir söz dizim bileşenleri ile ilişkili potansiyelleri tanıtım. En sonunda doktora çalışmamda bir küçük ara kesit sunarak sunumu tamamlamayı planlıyorum. Süreme de uyacağımı ümit ediyorum. Şimdi şuradan lazeri de alırsam eğer, evet. Öncelikle EEG'nin ne olduğunu tanımıyla başlamak gerekirse aslında kafa derisi üzerine yerleştirdiğimiz elektrotlarla beynin elektriksel aktivitesinin ölçülme işlemine biz EEG adını veriyoruz. 1800'lü yılların sonlarında, 1900'lerin başlarında aslında önce Cotton tarafından tavşan beyninden bu kayıtlar alınmış. Ama biz insandaki kayıtları baktığımızda aslında karşımıza Hans Berger çıkıyor. 15 yaşındaki oğlu Klaus'un gözlerini kapattığı anda beyninin arkasındaki bu görme korteksinin olduğu alanda alfa dalgalarını tanımlayarak böylelikle ilk insan beyin elektriksel aktivitesinin kaydını yapan kişi Hans Berger. Peki bu yani elektriksel aktivitenin kaynağı nedir? Fizyolojik olarak nasıl bir süreç var diye bakacak olursak, bildiğiniz üzere beynimizde sinir hücreleri var ve sinir hücreleri birbirleriyle çok güçlü sinaptik bağlantılar içerisinde. Bu sinir hücrelerinin bazı kısa ve uzun uzantıları var. Bu özellikle kısa uzantıları yani dendrit adını verdiğimiz uzantılarda elektriksel impulslar üretiliyor, elektriksel uyarılar üretiliyor. Çünkü iki sinir hücresi birbiriyle bu elektriksel uyarılar sayesinde konuşuyor diyebiliriz.
İşte EEG aslında bu dendritlerdeki sinir hücrelerin dendritlerindeki elektriksel aktivitenin toplamını ölçüyor. Az önce alfa dalgasını gördük Hansberger'in hani bizlere tanıttığı. Aslında beynimizde sadece alfa dalgaları yok. Bizler istirahatteyken ya da herhangi bir bilişsel ya da duyusal işlem yaparken bizim beynimizde farklı frekans aralıklarında dalgalar var. Böyle yavaş dalgalar ya da daha hızlı dalgalar. Bunlar beta, alfa, teta, delta olarak isimlendiriliyor. Burada olmayan bir de gamma dalgalarımız var. Bizler istirahatteyken yani dinlenirken herhangi bir şey yapmazken beynimizde bu dalgalar aslında rastgele bir salınım sergiliyor. Bunlara biz osilasyon adını veriyoruz. Ancak duyusal ya da bilişsel bir iş yapmaya başladığımız anda bu dalgalar birbirleriyle senkron bir hale geliyor ve bizim az sonra konuşacağımız olaya ilişkin potansiyelleri meydana getiriyorlar. Yani kısa ve özet bir şekilde söyleyecek olursak, yani senkron hareketi burada tanımlamaya çalıştım. Bu az önce gördüğümüz beyindeki piramidal hücrelerin senkronize aktivitesini biz EEG ile ölçebiliyoruz. Altta yatan prensip bu. Peki tabii deney kısmı biraz zahmetli. Bir kere bireyi, deneye katılacak olan bireyi bir hazırlamamız gerekiyor. Bir yaklaşık 30 dakikalık hazırlama aşamasından geçiyor. Başına bir şapka diyebileceğimiz, başlık diyebileceğimiz bir kep yerleştiriyoruz ve bu kepin üzerine elektrotları takıyoruz. Bu elektrotlar oldukça özel minik ve küçük elektrotlar. Herhangi bir şey vermiyor. Yani girişimsel bir yöntem değil. Tamamıyla insan vücudunda olan, doğal bir süreç olan kaydı alıyor. Yani o yüzden almaç diyorum aslında ben bunları. Elektrot deyince sanki bir şey veriyormuş gibi algılanıyor. Hayır, tam tersi beynin elektriksel aktivitesini kaydediyor. Bir iletkenliği artırabilmek için kafa derisiyle elektrotlar arasına şurada şırıngada gördüğünüz jeli sıkıyoruz. Daha sonrasında da bu katılımcıyı şurada gördüğünüz Faraday adını verdiğimiz bir kafese alıyoruz. Bu kafes elektromanyetik alandan izole edilmiş. Aynı zamanda içinde şehir şebekesinin de karışmaması gerekiyor. 50 Hz'in de karışmaması gerekiyor. Çünkü bizim bu ölçtüğümüz dalgalar o kadar küçük mikrovolt düzeyindeki akımlar ki daha büyük aktiviteler, kas aktivitesi olsun ya da işte şehir şebekesi olsun bizim sinyalimizi bozabiliyor. Bu da çok çok istendik bir durum değil. Veri kaybına neden olabiliyor. Dolayısıyla sinyal gürültü oranını azaltabilmek için böyle özel bir çekim odamız oluyor. Buradaki resimde de çekim odasındaki katılımcıyı görüyoruz. Başında elektrotlar takılmış. Bu elektrotlar burada bir yükselticiye bağlanmış. Bu yükseltici de arka tarafta laboratuvarda dijital ortama yani bilgisayar ortamına kişinin beyin dalgalarını kaydetmeye yarıyor. Yani biraz amplifiye ederek, yükselterek akımı kaydediyoruz. Tabii deneyler sırasında biz uyaranlarımızı işitsel olarak sunabiliriz. O yüzden hoparlör içeride bulunuyor. Ama bazen görsel uyaran da kullanabiliyoruz. Yani sözcükleri ya da cümleleri ortografik olarak buradan sunabiliyoruz ya da resimler gösterebiliyoruz şeylere, katılımcılara. Dolayısıyla da burada bir bilgisayar ekranında görmekteyiz. Yani hangi yöntemi ister görseli ister işitseli kullanacaksanız buna uygun ekipmanları da deney şeyinde bulunduruyoruz, ortamında bulunduruyoruz. Peki biz bu sırada ne yapıyoruz? Yani deneyi yürüten kişiler ne yapıyor? Ayrılmıyoruz çekim boyunca. Biz de hemen bu odanın arkasındaki başka bir odada katılımcıyı sürekli izliyoruz içerideki kameradan. Demiştim ki hani deney süresince bu katılımcıların olabildiğince mimiksiz ve hareketsiz durması gerekiyor. Çünkü mimikler ve hareketler bu beyin dalgalarına yansıyor ve biz bunlara artefakt diyoruz ve bunları istemiyoruz. Çünkü ölçmek istediğimiz gerçek beyin aktivitesini kaybolmasına neden oluyor bunlar. Şurada da süre giden bir EEG'yi görmekteyiz. Yani bu kişiyi şu cihaza bağladığımız andan itibaren aslında biz kişinin beyin dalgalarını görmeye başlıyoruz.
Şimdi bunun biraz daha büyütülmüş halini sizlere göstereceğim. Bu süregiden bir EEG'den yaklaşık birkaç saniyelik bir dilim, daha doğrusu bir parça, bir kesit. 32 kanallı bir EEG olduğunu söyleyebilirim. Bu kepte yer alan elektrot sayısına göre biz 32 kanal, 64 kanal, 128 kanal, 256 kanallı EEG'lerimiz var. Ne kadar çok şeyimiz varsa, elektrotumuz varsa aslında bu elde ettiğimiz dalgaların kaynağına ilişkin matematiksel bir takım modeller de çalışabiliyoruz. Ama 32 kanalda yani böyle bir olaya ilişkin potansiyel çalışmak için oldukça yeterli. Burada 30 tanesi aslında kafa şey üzerine, scalp üzerine yerleştirilmiş. İki tanesinin ise göz hareketlerini takip eden elektrotlar olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü mimiklerden en fazla hani bizim deneyimizi ya da işte EEG'mizi kirleten şey göz hareketleri. Bakın şurada bir göz kırpma hareketi var. Şöyle bir şey yapmış katılımcı. Ya da şurada biraz böyle hani kitap okurken gözlerimizin sağa sola sıçrama hareketi gibi bir şey var, aktivite var ve bunun nasıl diğer kanallara da hani yansıdığını görüyoruz. Ama yine de bu temiz bir kayıt olarak kabul edebileceğimiz bir şey, örnek. Şey görüyoruz burada, isimler görüyoruz. F'ler, C'ler, P'ler, O'lar. Bunlar aslında bizim beynimizin loblarını temsil ediyor. F ile gösterdiği beynimizin ön şeyi, lobu. C ile gösterdiği santral kısım, yani tam şöyle orta nokta. P ile gösterdiği çeper lobumuz diyebilirim, parietal lobumuz. O ile gösterdiği arkadaki görme korteksimizin olduğu oksipital lob. Bir de şurada T'leri görüyoruz. Bunlar da şakak lobumuz, yani temporal lobumuzu bize temsil ediyor. Bunun dışında yine sayılar görüyoruz. Şöyle bir genel kural olarak tek sayılar beynimizin sol tarafını temsil ediyor. Z ile gördüğümüz işte CZ, PZ gibi Z küçük harfi ise tam orta hattı bize işaret ediyor. Şey ise çift sayılar ise beynimizin sağ yarı küresini temsil ediyor. EEG aslında bizi milisaniyeler düzeyinde bilgi veren zamansal çözünürlüğü oldukça yüksek bir yöntem. Hani topografi olarak baktığımızda çok daha böyle lokalizasyon olarak çok daha sınırlı bilgi söylüyor. İşte frontalde, santralde, parietalde gibi biraz daha ya da sol tarafta, sağ tarafta gibi bilgiler sunabiliyor. Bu açıdan şey yani bir MR kadar güçlü lokalizasyon bilgisi sunmuyor ama zamansal çözünürlüğü de oldukça güçlü bir yöntem. Bir de şurada aşağıda bir hani bu stimulusun sesi, uyaranın sesi, bazı kodlar görüyoruz. İşte biz burada yani katılımcıya sadece dinlenim EEG'si almıyoruz. Bu deney sırasında verdiğimiz görev neyse, işte sözcüğe karar verme olabilir, bu cümle dil bilgisel açıdan doğru mu bozuk mu gibi bir karar verme olabilir. Verdiğimiz görev neyse o göreve ilişkin hangi sözcüğe bakıp ya da hangi cümleye bakıp nasıl bir karar verecekse bunların her biri bizim aslında birer uyaranımız. Bu uyaranlar sadece bir tane olmuyor, en kadar oluyor. Çünkü çok küçük aktiviteyi ölçtüğümüz için bir sürü şeye ihtiyacımız var. Aynı türden uyarana ihtiyacımız var. Bu uyaranlara biz işte EEG'yi zaman olarak kilitliyoruz. Bu noktayı sıfır olarak kabul ediyoruz. Bu noktanın yaklaşık belli bir milisaniye öncesini ve belli bir milisaniye sonrasını alacak şekilde EEG'mizi çekim bittikten sonra dilimlere ayırıyoruz. Yani bazı işlemlerden geçiriyoruz. Bu genelde eksi 500'i artı 1000 milisaniye gibi bir hani zaman dilimi, yani 1500 milisaniyelik dilimleri içeriyor. Biz bunların her birine birer epok diyoruz. Burada gördüğünüz gibi yani her bir S127'nin geldiği noktayı sıfır olarak kabul edip her birinden dilimler çıkartıyoruz. Ama bunlar temiz, artefaksız dilimler. Daha sonra bunların ortalamasını aldığımızda o kişinin bu görevi yaparken açığa çıkarttığı beyninde oluşan beyin dalgalarını görmüş oluyoruz.
Daha böyle hani şematik olarak gösterecek olursam süre giden EEG'de uyaranları belli aralıklarla en defa tekrarlıyorum. Bu sırada kişi yükselticiyle şeye bağlı, dijital ortamda bir bilgisayara bağlı. Bu işitsel uyaran olabilir, görsel uyaran olabilir. En sonunda ortalama aldığımda işte zaman ekseninde ben şurada az sonra konuşacağımız olaya ilişkin potansiyelleri elde ediyorum. Bu olaya ilişkin potansiyelleri adlandırırken iki temel aslında kullandığımız parametre var. Bunlardan bir tanesi uyaranın yani şu gördüğümüz dalganın negatif ya da pozitif yönde olması. Negatif yönde ise başına bir N harfi alıyor, pozitif yönde ise P harfi alıyor. Bir de yanında rakamlar görüyorsunuz, 400, 600. Bunlar latans bilgisi. Latans da bu dalganın maksimum pik yapıncaya kadar geçen süre. Aslında bu bize bilginin işlemleme süresini veriyor. Bakın 400. milisaniyede pik yapmış negatif yönlü bir dalga N400 ya da pozitif yönde 600. milisaniyede pik yapmış bir başka dalga P600 gibi bir isimlendirme kullanıyor. Peki neye bakıyoruz? İşte bu dalgaların bir kere latansına bakabiliriz. Hani gecikme var mı bilişsel işlemlemeler açısından bir gecikme var mı yok mu diye. Ya da bu dalganın genliğini koşullar arasında değerlendirebiliyoruz. Bu dalganın genliği aslında ne kadar çok fazlaysa o kadar çok nöronun işin içerisine girdiğini, o kadar çok nöronun ateşleme yaptığı bilgisine ulaşıyoruz. Yani beyin aslında o işlemi yapabilmek için daha fazla güç harcıyor, daha fazla nöron kullanıyor anlamına geliyor bu şeyin genliğinin artması. Tabii biraz sonra konuşacağımız böyle ELAN, erken sol anterior negativite, İngilizce olarak kısaltması. Bir de burada yine görmüyoruz ama yine 400. milisaniyede pik yapan bir sol anterior negativite diye iki tane daha dalgamız var. Bunlar dilsel işlemlerle ilişkili. Hani bazılarında da böyle özel isimlendirmeler olabilir ama temel olarak latans ve polariteye bakıyoruz. Tabii bu dalgayı nereden elde ettiğimizi de konuşuyoruz. Yani işte bunu beynin ön lobundan mı elde ettik, orta hattından mı, sağ yarıküreden mi, sol yarıküreden mi elde ettiğimizi de daha sonrasında konuşup tartışıyoruz çalıştığımız paradigmaya göre. Peki bu halde yani bugün konuşacağımız olay ilişkin potansiyel bileşenlerinin isimlerine bakacak olursak mismatch negativity dediğimiz uyumsuzluk negativitesi bunu daha çok fonoloji ile ilişkilendirebiliriz. Dilin fonolojik bileşeniyle ilişkilendirebiliriz. N400'ü daha çok dilin anlam bilimsel bileşeniyle ilişkilendirebiliriz. Elan, Lan ve bazı yazarların P600 dediği, bazılarının söz dizimsel pozitif sapma dediği, bazılarının da geç pozitif komponent olarak isimlendirdiği bir başka dalgamız var ki bunların üçünü de söz dizimiyle ilişkili olduğuna dair sizlere bazı kanıtlar sunmaya çalışacağım. Önce mismatch negativity ile başlayalım. Nasıl fonolojiyle ilişkilendirilmiş? Aslında bu tamamen bir dilsel şey değil. Beyin potansiyeli değil. Aslında bu bizim sesleri ayırt etme kapasitemizin değerlendirilmesi sırasında açığa çıkıyor. Yani 1000 Hz'lik bir saf sesle 1500 Hz'lik bir saf sesi ayırt etme sırasında beyninizde bu dalga yaklaşık 200. 250. milisaniyede negatif yönde pik yapacaktır. 1000 ile 1500 arasındaki farkı işlemleyebildiği için. Ama bunun fonolojiye yansıması şöyle oluyor. Fonemlerin işlemlenmesi ya da fonemlerin ayırt edilmesinde hepimizin bildiği gibi bunların bir takım ayırt edici özellikleri var ve beyinde bunlar ayırt edici özelliklerle depolanıyor. Yani b'yı d'dan ayırt eden bir takım özellikler var ve biz bunları biliyoruz. Ediniyoruz dil sürecinde. İşte burada böyle çok seyrek olarak devam eden fonemlerin arasında seyrek başka bir fonem yerleştirdiğinizde bu seyrek fonemi ayırt etmesine bağlı olarak hiçbir dikkat süreci kullanmadan tamamen otomatik olarak beynin vermiş olduğu tepkiyi biz mismatch negativity ya da uyumsuzluk negativitesi ile ölçüyoruz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ba 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 da ba ba da ba ba gibi bir ses dinletildiğini düşünün katılımcıya. İşte bu dağlara her duyuşunda
daha yüksek genlikli dalgalar üretiyor birey. Ya da şuradaki örnekteki olduğu gibi, yani yine bağ hecesini kullanırsınız. Biri daha kısa bir bağdır. 202 milisaniye sürüyordur bunun sesletilmesi. Bağ. Diğeri ise daha uzundur. Bağdır. Mesela bu da 341 milisaniyedir. Şunun seyrek olduğunu düşünelim. Yani kısalar daha standart uyarınımız, ama araya seyrek olarak şunları kişiye eşitsel olarak dinlettiğimizde yine bu uzun bağ hecesine daha negatif yönde bir dalga üretecek beyin. Bunu da genelde biz beynimizin işte ön lobunda ve biraz da sola, yani sağda da var aslında, çok hani sol sağ açısından çok ciddi bir şey fark ettirmiyor, ama seyrek uyarandan standart uyarının farkını aldığımızda şu öndeki beyin elektrotlarında şöyle bir dalga elde ediyoruz ve buna biz mismatch negativity adını veriyoruz. Ama dediğim gibi bu tamamen, yani fonolojiyle ilişkili bir bileşen olarak karşımıza çıkmıyor. Yani aslında saf sesleri ayırt ederken de bu bileşeni görüyoruz. Ama eğer fonolojiyle ilgili, fonemlerle ilgili bir şey çalışmak istiyorsanız, o zaman bu deney dizaynı uygun olacaktır. Biz bunu dil bozukluklarında disleksili çocuklarda çalışıyoruz. Ve bu mismatch negativity disleksili çocuklarda daha düşük genlikli çıkıyor. Sağlıklı veya da normal bir şekilde okumayı edinen çocuklara göre. Hani o açıdan acaba bir biyobelirteç olabilir mi tarzında sorulara da gündem ve literatür bunu hani tartışıyor. Acaba bu bir erken tanı için biyobelirteç olabilir mi? Şimdi aslında N400 ve P600 daha ağırlıklı sizlere örnekler sunacağım. İki bileşene gelelim. Önce cümle düzeyinde anlamla N400'ü nasıl çalıştığını sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü zaten N400'ün keşfi böyle bir deney düzeninde olmuş. 1980 yılında Kutas ve Hilliard bize N400 bileşenini tanıtıyor. Böyle beynimizin santral ve parietal, yani çeper lobuyla orta lob arasındaki bir yerde şey yapıyorlar, tespit ediyorlar bu dalgayı ve yaklaşık 400. milisaniyede negatif yönde pik yapan bir dalga tanımlıyorlar. Ve kullandıkları deney dizaynındaki cümlenin hani buraya örneğini verdim. Beklenmeyen biçimde devam ettiğinde tümce, ya da tümceyi beklenmeyen bir yapıyla tamamladıklarında ve anlamsal açıdan da uyumu bozduklarında bu N400 genliğinin arttığını görmüşler. Oteli daha tropik bir mekan haline getirmek istediler. Bunun için yol boyunca sıra sıra palmiyeler, çamlar, laleler. Burada bakın hedef uyarımız palmiye, çam, lale. Palmiye ile tropik mekan olma açısından düşündüğümüzde anlamsal açıdan bir ilişki var. Ancak çam ve laleler anlamsal uyumu giderek bozuyor. İşte bu palmiyelerin yaratmış olduğu potansiyel şöyle bir şeyken, lalelerin yaratmış olduğu potansiyel daha yüksek genlikli olmuş. Ya da şuradaki bir başka örnekte, işte pizza yemek için çok sıcak. Bu anlamsal açıdan hani gayet düzgün, kurallı bir cümle. Kurallı demeyeyim de düzgün cümle. Anlamsal açıdan bir ihlal içermiyor. Ama pizza yemek için çok sıcak, pardon, içmek için çok sıcak ya da ağlamak için çok sıcak gibi anlamsal uyumu bozduğumda bu N400 dalgasının yükseldiğini görüyorum. Tabii bu çalışmadan sonra, 1980'de bunun literatüre tanıtılmasından sonra oldukça çok çalışılmış N400 bileşeni. Öncelikle dil edinim sürecine bakmışlar. İşte kediler top içer, kediler süt içer gibi anlamsal açıdan düzgün, dil bilgisayar açıdan herhangi bir ihlali olmayan ama anlamsal açıdan bir ihlal olan koşullar oluşturmuşlar ve Max Planck Enstitüsü'nde yapılmış bir araştırma bu. 25 katılımcıyı görüyoruz ve yetişkinlerde, bakın parietal elektrotlarda kediler top içer açısından, anlamsal açıdan bozuk cümleyi daha yüksek genlikli şeyi görüyoruz. N400 bileşenini görüyoruz. Bunu 24 aylık çocuklara da yapmışlar, bebeklere. Ve bakın aynı örüntüyü yine beynimizin çeper lobunda 24 aylık çocuklarda da gözlüyoruz.
Biraz daha küçük yaş grubuyla daha çalışmışlar. 19 aylıklara baktıklarında, 19 aylıklarda da yine beynin çeper lobunda yine N400 dalgasını hangi durumda işte kediler top içer cümlesine daha yüksek genlikli bir dalga verdiklerini bebeklerin saptamışlar. Çünkü yani buradan aslında şunu söyleyebiliriz. Demek ki 19 aylık bir çocuk böyle basit bir hani tümcede karmaşık olmayan bir tümcede anlamsal ihlali ayırt edebiliyor ve bunun buraya yansıması N400'de oluyor. O açıdan dil edinim sürecinde bizlere güzel bilgiler sunan bir bileşenden bahsediyoruz. Bunu daha sonra tabii ki sadece cümle düzeyinde değil, acaba sözcük anlam ilişkilerinin işlemlenmesinde de N400 bileşeni elde edebilir miyiz sorusuna yanıt aramak için oluşturdukları başka deney dizaynları var. Burada bir nesne görüyoruz. Bu nesnenin ya da bu kavramın fotoğrafı var, imajı var. Bunu eğer kişi işte okuma yazma biliyorsa ortografik yazılımıyla, grafemlerle hani temsil edebiliriz ya da yazı birimlerle ya da işte eğer okuma yazma bilmiyorsa işitsel formuyla da eşleştirme çalışması yapabiliriz. Bakın bu koşulda buradaki kavramla burada işitsel formu ya da yazı formu eşleşiyor ama şu koşulda eşleşmiyor. Yani anlamsal açıdan hiçbir bütünlük yok aralarında. Kişiye bunları gösterirken, sırayla bunları gösterirken bilgisayar ekranından eş zamanlı olarak EEG kaydı alıyorlar ve sonrasında bakıyorlar eşleşen ve eşleşmeyen koşullar açısından herhangi bir fark var mı diye. Yetişkinlerde yine az önce gördüğümüz gibi çeper lobunda orta hatta N400 dalgasını görüyoruz. 19 aylık çocuklarda hatta 14 aylığa geldiğimizde de aynı örüntüyü görüyoruz. Yani eşleşmeyen koşulda işte topla neydi? Kalemle top anlamsal açıdan aralarında hiçbir ilişki olmayan, eşleşmeyen koşulları oluşturduğu için 14 aylık çocukların da sözcük anlam ilişkisini ayırt edebildikleri ve bunun da yine bileşenin N400 olduğunu gösteren bir çalışma. 2000'li yıllarda hani 2000'lerin şeyleri, ürünleri bunlar aslında. Daha sonrasında tabii sözcük anlam bilimde bu şeyi gördükten sonra farklı sözcükleri kullanarak da acaba N400 bir farklılık yaratıyor mu, yaratmıyor mu diye literatürde pek çok çalışma yapılmış. Mesela içerik sözcüklerle işlev sözcüklerini kıyaslamışlar ve içerik sözcüklerin daha yüksek genlikli N400 oluşturduğu saptanmış. Somut sözcüklerle soyut sözcüklere bakmışlar. Somut sözcüklerin daha yüksek genlikli N400 oluşturduğu saptanmış. Düşük frekansa sahip sözcüklerle sıklığı yüksek olan sözcükleri kıyasladıklarında düşük sıklığa sahip sözcüklerin daha yüksek N400 dalgası oluşturduğu saptanmış. Aynı zamanda burada hani İngilizcelerini yazdım çünkü pseudo word ve non word ile aslında hani her ikisi de aslında uydurma sözcük ya da sözcük olmayan gibi hani çevrilebiliyor ama ikisi arasında şöyle bir fark var. Pseudo word aslında ben buna kelimemsi diyorum çünkü gerçekten baktığınızda dilin fonolojik kurallarına uygun bir şekilde üretilmiş ancak anlamı olmayan sözcüklere verilen bir şey. Kavram. Non-word ise burada gördüğünüz gibi aslında ses dizisi ya da harf dizisi diyebileceğimiz, yazı birim dizisi diyebileceğimiz sesler. Şimdi önce pseudo-word'lerden bahsedeyim. Bu bizim deneyde de kullandığımız bir pseudo-word'ü sizlere anlatacağım. Baktığınız gibi hani gördüğünüz gibi şey fonolojik kurallarına uygun görünüyor ama böyle bir sözcüğün dilimizde anlamsal karşılığı yok. İşte bu tür sözcüklere beynin daha yüksek genlikli N400 dalgası oluşturduğu saptanmış ve literatürde oldukça da çok çalışılmış bir konu bu. Ama şurada yani TDX'i gibi bir şey gördüğünüzde beyniniz buna zaman harcamıyor. Çünkü o kadar hızlı ve ekonomik kullanıyor ki dilin fonolojik kurallarına göre Türkçenin 3 tane şey ünsüz yan yana olamaz. X zaten Türkçe'de bir fonem değil diyor ve bu koşulda N400 genliği düşük oluyor. Yani bunun için çok fazla işlem yapmıyor. Dolayısıyla bu non-word'lerde N400'ün daha düşük olduğu
Ama pseudo-word'lerde kelimemsi gibi olanlarda beyinde arıyor. Yani hangi klasörde acaba böyle bir sözcük var mıydı gibi bir işlem yapma daha fazla nöronun ateşlemesine neden oluyor. Burada tabii hani bizim açımızdan dil ve konuşma terapisi açısından güzel bir bulgu var. Sizlerle paylaşmak isterim. 19 aylık bebeklerde riskli grup belirlemişler. Bu riskli grupta 18 tane çocuk var. Tipik gelişim gösteren, dil gelişim açısından tipik gelişim gösteren grupta 22 katılımcı var. Risk grubu dedikleri aslında gecikmiş dil ve konuşması olan, yani 19 aylık olmasına rağmen akranlarına göre daha az sözcük üretimi olan, hatta işte kilometre taşları vardır dil ediniminde, o kilometre taşlarının açısından akranlarından geri olan, ne bekleriz 19 aylık bir çocukta basit şeyleri, cümleleri üretebilmesini bekleriz. İşte baba gitti, anne geldi gibi falan. Bunları da yapamayan, bu konularda ki testlerden düşük puanlar alan çocukları kıyaslıyorlar ve bakın çok güzel bir bulgusu var. Tipik dil gelişimi gösteren çocuklarda eşleşen ve eşleşmeyen koşullarda sözcük anlam ilişkisinde N400 dalgasını görüyoruz. Ancak risk grubu yani gecikmiş dil ve konuşması olan 19 aylık grupta böyle bir dalgayı N400'ü burada şu kırmızıyla gösterilen görmüyoruz. Bu da aslında yine bir biyobelirteç olabilir mi çocukların dil gelişimini takip etmede sorusunu akla getirtiyor. Şimdi anlam bilimden sonra söz dizimle ilgili konuşacağımız 3 tane potansiyel var ama bunlardan ilk önce P600 ile başlamak istiyorum. Bu da 90'lı yıllarda tanımlanmış bir bileşen. Dil bilgisel bir ihlal olduğunda cümlede bu dil bilgisel bozulmanın yeniden yorumlanması ve çözümlenmesi süreçlerinde açığa çıktığı rapor edilmiş. Şöyle bakın burada gördüğünüz üzere dil bilgisel açıdan doğru bir cümle var. Ancak burada bir dil bilgisel ihlal görüyoruz. Bir bozulma var ve bu cümlenin yeniden onarılması, repair edilmesi gerekiyor. İşte bu koşullarda yaklaşık 600. milisaniyede yine beynimizin parietal yani biraz daha şöyle arka kısımlarında açığa çıkan bir dalga. Buna Osterroth söz dizimsel pozitif sapma demiş. Haggard bir yıl sonra buna P600 demiş. Şimdi günümüzde bazı araştırmacılar buna late pozitif komponent diyor. Yani geç pozitif komponent diyor. Gerçekten beyin için geç bir süre. Yani 600 milisaniye bu işlem için geç sayılabilir. Yani erken dediklerimiz yaklaşık ilk 100 milisaniye, daha sonrakiler biraz daha orta ve 600 ve daha sonrası daha geç süreçler olarak geçiyor. O açıdan yani hani söz dizimsel pozitif sapma P600 ya da LPC olarak göreceğimiz potansiyel aslında bu dil bilgisel bozulmanın yeniden yorumlanması ve çözümlenmesi süreçleriyle ilişkili görünüyor. Ama biz hani söz diziminde uyumsuzlukları yani ihlalleri iki türlü görebiliyoruz. Bunlarda her ikisinde de P600 açığa çıkacak. Bunları biraz sonra tekrar göreceğim ama göstereceğim ama bu söz diziminde eğer öbek yapıda bir uyumsuzluk varsa o zaman bu P600'e eşlik eden başka bir bileşenim daha var. Bu sol anterior erken sol anterior negativity. Şimdi şöyle bakalım. Burada yani öbek yapıda bir şey var, problem var. Şu kırmızı koşulda buradaki zoo atılmış öbek yapıda bir eksiltme var. Ama şu koşul doğru koşul. Bu aslında Almanca'da yapılmış bir çalışma. Ben hem Almancalarını hem de İngilizcelerini yazdım. Almanca bilmiyorum ama sanıyorum şuradaki zoo'nun olmaması burada öbek yapıyı eksiltmiş oluyor. Şimdi bu bozuk koşulda baktığımızda yeniden düzenlenmesi, yeniden tamire ihtiyaç olması açısından bir bileşene ihtiyacımız vardı. Bunun P600 olduğunu konuşmuştuk. Ancak bu deneylerde görülüyor ki evet şuradaki çeper loblarında P600'ü görüyoruz ama bir de beynin ön loblarında daha erken milisaniyelerde açığa çıkan başka bir şey daha var. Bileşen daha var. İşte bu sol anterior, erken sol anterior negativity, öbek yapı uyumsuzluklarıyla ilişkilendiriliyor. Bakın şeyleri farklı.
lokalizasyonları farklı. Bu beynin ön tarafında, bu beynin arka tarafında, bu daha erken bir sürede, bu daha geç bir sürede açığa çıkıyor. Dolayısıyla öbek yapı uyumsuzluklarında bu Elan ve P600 kompleksini aslında sözcüğün sentaktik kategorisinin belirlenmesiyle ilişkilendiriyorlar. Yani biz aslında cümleyi kurarken ya da cümlenin kurulum aşamasında eğer sözcük kategorisi tabanlı bir öbek yapı uyumsuzluğu yapmışsak, bunu beyin işlerken o zaman anterior bölgede, şeyde ön tarafta ve sol tarafta yaklaşık 100 ila 300 milisaniyede elanı üretiyor ve bunun bozuk bir cümle olduğunu görüp bunu düzeltme ihtiyacı, yeniden tamir etme ihtiyacına bağlı olarak da beynin arka tarafında P600 bileşenini üretiyor. İlk olarak işitsel uyaran vererek 91'de, daha sonra da görsel uyaran verilerek 93'te elde edilmiş bir bileşen. Oldukça da hani tutarlı olarak pek çok dilde de çalışılmış, öbek yapı uyumsuzluklarında sözcük kategorisinde böyle bir şey çıkıyor karşımıza, örüntü çıkıyor. Bunu dil ediniminde de çalışmışlar. Burada hani az önceki cümle koşullarını düşünecek olursak, öbek yapı hatalarını düşünecek, uyumsuzluklarını düşünecek olursak, yetişkinlerde zaten Elan'ı ve P600'ü görmüştük frontal bölgede, yani beynin ön lobunda ve sol tarafta. Bu da arka taraftaydı. 32 aylık çocuklarda da aynı şey var. Ancak 24 aylık çocuklara geldiğimizde çok ilginç bir durum var. Çocuklar bu burada Elan'ı göstermiyor ama şeyi ayırt edebiliyorlar. Yani cümlenin bir dil bilgisel açıdan bozuk olduğunu ve bunun yeniden düzenlenmesi gerektiğine ilişkin bir bileşen üretebiliyorlar. Bu da aslında bizim 24 aylık çocukların aslında henüz öbek yapı içerisindeki sözcük kategorisi uyumsuzluğunu çözümleyemediğini işaret ediyor olabilir diye yazarlar bildiriyor. Bunu tabii riskli çocuklarda da bakmışlar. Az önce konuştuğumuz gibi 24 aylıklarda P600 vardı. Yani tamire ihtiyaç duyan cümlelerde P600 vardı ama Elan'ı görmemiştik. 32 aylıklarda aynı yetişkinlerdeki gibiydi. Hem Elan hem de P600'ü üretiyorlardı öbek yapı ihlallerinde. Ama risk grubunda her ikisini de görmüyoruz. Dolayısıyla hani yine dilsel bozulmaları olan, gecikmiş konuşması olan ya da işte özgül öğrenme güçlüğü ya da özgül specific language impairment dediğimiz özgül dil bozuklukları kategorisindeki çocukları ayırt etmede, onlara erken tanı koymada belki bu tür paradigmalar ve bu bileşenler önemli gibi görünüyor. Bunun dışında söz diziminde bir de biçim sözdizimsel uyumsuzluklar olabilir ki bunların çok fazla türü olduğunu görüyoruz. Gerçi hani Türkçe'de cinsiyet uyumu yok ama sayı uyumu, işte bunun dışında zaman uyumu, özne eylem uyumunun ihlallerinde P600 ile beraber bu sefer sol anterior negativity adını verdiğimiz ve yaklaşık 400. milisaniyede yine frontal bölgede pik yapan başka bir bileşen, LAN bileşenini görüyoruz. Bu mesela cinsiyet uyumunun ihlaliyle ilgili bu ilk hani çalışmada 2000 yılında yapılmış bu çalışmada bu den buradaki artikel eril ama buradaki land yani ülke sanıyorum. Bu nötr. Dolayısıyla hani eril bir artikel ve isimin şey olması, nötr olması bir cinsiyet uyumsuzluğu yaratıyor. İşte bu koşulda önce LAN şeyini, potansiyelini, daha sonra da P600 kompleksini elde etmiş araştırmacılar. Bunun dışında yine sayı uyumunda, zaman uyumunda, özne eylem uyumunun bozulduğu koşullarda buralara birer hani örnek de yazmaya çalıştım. Bunların her birinde bu iki kompleksi görüyoruz. Sadece elde ettiğimiz yerler ve biraz zamanları farklı. Şöyle ki sol anterior negativity'yi 400. milisaniyede pik yapıyor. Yani şuradaki şu biçim sözdizimsel
ihlal içeren cümle kırmızı, diğeri ise dil bilgisel açıdan doğru cümle mavi ile temsil edilen. Yani burada biçim söz dizimsel uyumsuzluğu bir özellikle beynin ön tarafında 400. milisaniyede bir potansiyel yarattığını görüyoruz. Tabii bu cümlenin yani buradaki örneklerin hepsinin dil bilgisel ihlal içermesi durumundan dolayı bir repair edilmeye, onarılmaya, çözümlenmeye ihtiyacı olduğu için daha geç milisaniyelerde P600 bileşenini beynimiz yine üretiyor. Ama şey farklı, daha böyle orta ve biraz daha böyle arka beyin şeylerinde, bölgelerinde üretiyor bunu. Peki dil edinimi, evet, biçim söz dizimsel temelli bozukluklarda gözlediğimiz bir şey. Lan dalgası 400. milisaniyede. Peki dil edinimi sürecine baktığımızda bize ne gibi bulgular sunuyor? Çok çalışılmış değil, yani az sayıda çalışma bulabildim bununla ilgili. Zaman uyumu, bu çalışma şey İngilizce'de yapılmış, bu çalışma Fransızca, bu da Almancaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi zaman uyumsuzluğun, zaman uyumunun ihlal edildiği durumlarda çocuklarda 30 aylık, 3 aylık ya da 4 yaşta sol anterior negativity saptanmamış. Bunun tutarlı olduğunu söylüyor yazarlar. Çünkü bu yetinin kazanılması, yani zaman uyumunun kazanılmasının 5 yaş olduğunu söylüyorlar. Hani bu açıdan bu bulguyu tutarlı olarak raporlamışlar. Ancak cinsiyet uyumu ve özde eylem uyumundaki ihlallerde birinde 8 yaşa kadar cinsiyet uyumundaki ihlal sol anterior negativity'yi tetiklemiyor. Diğerinde ise özne eylem uyumunu ihlal eden koşullar 8 ila 12 yaşta sol anterior negativity'yi tetikliyor ama 6-7 yaşta tetiklemiyor. Bu yetilerinde, yani cinsiyet uyumu ya da özde eylem uyumunun da 3 yaş civarı edinildiği bildirilmiş. Yani buradan elde ettiğimiz sonuçlar tabii ki hani farklı diller olması, sayıcı az, hani bu konuda literatürümüz biraz sınırlı. Aslında bize hani şeyi söylüyor, farklı biçim söz dizimsel özelliklerin çok edinilmesine diğerleri kadar duyarlı görünmüyor diyebiliriz. Artı bunu bazı dillerde elde eden, bazı dillerde göremeyen çalışmalar da var. Son dönemde yayınlanan bir makale şeyi söylüyor. Yani çok teknik bir bilgi ama biz bu elektrotları bir bölgeye göre referanslıyoruz. Bizim referans aldığımız bir yer var. Buradaki referans noktasının tüm elektrotların ortalaması olması ya da kulak memesi olması bu potansiyelin görülmesini değiştirebiliyormuş. Bunu göstermiş araştırmacılar. Yani aslında deney sırasında sizin ekipmanınızdaki referans noktanızın değişmesi bu potansiyelin değişmesine ya da daha az görünmesine ya da görünmemesine neden olabiliyor. Dolayısıyla bu çalışmaları bir de referans noktaları açısından da incelemek gerekir diyebilirim. Özet olarak, yani şimdi bu konuştuğumuz bileşenler aslında ilk önce hani elanla başlıyor. İşitsel bir cümleyi duyduğumuzda ya da görsel olarak gördüğümüzde bu söz dizimsel yapının kurulumuyla ilgili. Önce biz sözcük kullanımlarımızı belirliyoruz. Yani sentaktik olarak o sözcüğün kategorisini belirliyoruz. Öbek yapıyı kuruyoruz ve buna göre ad öbeği mi, eylem öbeği mi ve buna dair bir karar veriyoruz. Bu işlem oldukça otomatik ve hızlı. Yaklaşık işte yani 200. milisaniye diyebiliriz. Bu söz dizimle ilişkilendiriliyor. Daha sonrasında anlam bilimsel bağıntılar ve işte tematik şeylerin rol yüklemelerin, konusal yük rol yüklemelerin devreye girmesi var. Burada karşımıza 400. milisaniyede pik yapan iki tane bileşen çıkıyor. Bunlardan biçim söz dizimle ilişkili olan, buradaki ihlalleri ayırt eden sol taraftaki 400. milisaniyedeki sol anterior negativity. Ama anlamla ilgili bir entegrasyon sağlanacağında bu sefer beynin biraz daha arka taraflarında yine 400. milisaniyede gördüğümüz N400 bileşeni. Eğer sunduğumuz cümle anlamsal açıdan, dil bilgisel açıdan bir ihlal içeriyorsa bunun tekrar bütünleşmesi, onarımı, yeniden çözümlenmesi için
elde ettiğimiz şey ise P600 bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Evet, literatürde hani ağırlıklı olarak konuşulan bileşenler bunlar. Bunlar üzerine pek çok çalışma yapılmış, pek çok çalışma desenlenmiş. Ben şimdi sizlere çok kısa da kendi doktora tezimde çalıştığım Türkçe'de sözcük anlamsal işlemleme ile ilgili bulgularımızdan bahsetmek istiyorum. Bu şu an hakem değerlendirilmesine yaklaşık 9 aydır. Bizde çalışmalar çok geç değerlendiriliyor. Hakem bulamadılar. Umarım en kısa sürede yayınlanır. Biz bu deneyde aslında hazırlama deneyi kullandık. Şöyle ki sözcük çiftleri oluşturduk biz. Cümlede anlama bakmadık. Sözcük çiftleri anlamsal açıdan ilişkili sözcük çiftlerimiz vardı, ilişkisiz sözcük çiftlerimiz vardı. Bir de biri gerçek, diğeri ise pseudonim olan yani kelimemsi olan sözcüklerimiz vardı. Burada biz sözcük çiftleri arasında taksonomik ilişkiyi korumaya çalıştık. Tabii sözcük çiftleri arasında tematik ilişki de olabiliyor ama bunların beyin dalgalarını farklılaştırdığına dair bir literatür bilgimiz var. O yüzden bütün sözcük çiftlerinde hani prototip kuramını temel almaya çalıştık. Burada katılımcıdan yapmasını istediğimiz şey ikinci sözcük. Burada hedef olarak gösterilen sözcüğe dikkat etmesini, daha sonrasında da bu sözcüğün yani bu ekrana yansıtılan sözcüğün Türkçe'de onun için tanıdık, bildik bir sözcük olup olmadığına dair bir karar vermesini istedik. Yani lexical decision yaptırdık. Yanıtlarını işte ellerindeki butona basarak buton presle verdiler. Biz de bu sırada eş zamanlı olarak bu katılımcılardan EEG kaydı aldık. EEG kaydını alırken de beklentimiz yani hipotezimiz bu ilişkili koşuldan uydurma koşula doğru gidildikçe N400 genliğinin şey olmasıydı. N400 genliğinin artması olacak burada ya da şöyle söyleyeyim uydurma koşuldan ilişkili koşula doğru gidildikçe N400 genliğinin düşmesini bekledik. Bu şeyde deney sırasında hipotezimiz buydu. Sözcüklerimizi tabii ki hani prototip kuramını da temel aldığımız için semantik akıcılık ve tipik kalite çalışmalarını Türkçedeki çalışmaları temel alarak oluşturduk. Sözcüklerimizin tamamı isimdi, adlardan oluşuyordu. Eylemler, çünkü eylemlerle adların işlemlenmesi de beyinde farklılaşıyor. Uydurma sözcükleri için özel bir yazılım kullandık, Wugi. Burada uydurma sözcükler yine fonolojik kurallara uygun ama anlamsal karşılığı olmayan şeylerdi, sözcüklerdi. Bunun Türkçe eklenti paketini de ODTÜ'den Ertem ve arkadaşları literatüre kazandırmış. Bu açıdan kendilerine minnettarım. Çok işimizi kolaylaştırdı bu şey yazılım. Burada bizim şeyimiz var, uyaran sunumumuzu görüyoruz. Önce bir artı işareti geldi katılımcıya. Daha sonrasında ilk sözcüğü gördüler, ipucu olan, hazırlayıcı olan sözcüğü. Bu yaklaşık 300 milisaniye ekranda kaldı. Daha sonrasında da hedef sözcüğü gördüler ve biz zaten bu hedef sözcüğe dikkat etmelerini istedik. Bu hedef sözcük ekranda 1 saniye boyunca kaldı. Ve daha sonra katılımcıya dedik ki ekrana soru işareti geldiğinde işte bu ikinci gördüğün sözcük Türkçe'de senin için tanıdık, bildik bir sözcük mü? Buna dair bir karar vermeni istiyoruz. Bu kararını da yani doğru yanıtlarını alabilmek için de hangi butonlara basması gerektiğini tanımladık. Bizim ilişkili sözcük çiftlerimizde 60 tane uyarınımız vardı. İlişkisizde de 60 tane uyarınımız vardı. Uydurma koşulumuzda ise 120 tane uyarınımız vardı. Yaklaşık 20 dakika ile 25 dakika arasında değişti çekim süremiz. EEG'miz. Daha sonrasında bu tablo bu az önce konuştuğumuz şimdi N400 bileşenini bekliyoruz. N400'ün sözcük sıklığına duyarlı olduğunu zaten söylemiştim. Ve bunun dışında hece yani sözcüğün uzunluğuna da duyarlı, içerdiği hece sayısına, harf sayısına duyarlı olduğunu bildiren çalışmalar da var. Bu tablo aslında sizlere bizim 3 koşulumuz arasında İşte hazırlayıcı ya da hedef olarak atadığımız sözcüklerin sıklıklarının, hece sayılarının ya da harf sayılarının birbirinden farklılaşmadığını göstermek üzere eklediğim bir slide. Yani fark bu nedenden kaynaklanmayacak eğer potansiyeller arasında bir fark bulursam bu koşulla bu koşul arasında.
Sağlıklı bireylerle çalıştık. Gençlerdi, 18-30 yaş arası kadın veya erkek katılımcılar. En az lise mezunu idiler. Sağ ellerini kullanıyorlardı. Ana dil Türkçeydi. Herhangi nörolojik, psikiyatrik bir hastalık tanıları yoktu. İlaç kullanmıyorlardı. Özellikle beyni etkileyen bir ilaç kullanımları yoktu. Biz bu katılımcılara çok kapsamlı nöropsikolojik değerlendirme yaptık. Bellek, dikkat, yürütücü işlev süreçlerini değerlendirdik. Ve bunlarda yaş ve eğitim normlarının altında kalanları çalışmamıza dahil etmedik. Toplamda 40 kişinin şeyini çektik, EEG'sini çektik. Ancak 4 kişinin artefakları vardı ya da teknik bir takım problemler yaşadık. Dolayısıyla biraz sonra sizlere sunacağım bulgular 36 katılımcının şeyleri, bulguları. EEG kaydımızı 9 Eylül Üniversitesi'nde aldık. Uluslararası bir 10-20 sistemine göre elektrotlarımızı yerleştirdik. Aynı zamanda EEG ile beraber göz hareketlerini de kaydettik. Bu da kullandığımız şey teknik ekipmanın daha doğrusu sistemi yansıtıyor. Biz bunlara tabii ki EEG verilerini az önce söylediğim gibi bir takım işlemlerden geçirdik, ham EEG'yi. Özellikle dilimlere ayırdık, uyaranlara bağlı olarak ilişkili sözcük uyaranlarına, ilişkisiz ve uydurma sözcük koşullarına 1200 milisaniyelik dilimler elde ettik. Yani direkt ham EEG'ye bir şey yapamıyoruz, onlara bir takım işlemler uygulamak zorundayız. Bundan sonra da şöyle bir dalgalarımızı, beyin dalgalarımızı görelim bu deney sırasında. Burası sol tarafı, beynimizin sol tarafını gösteriyor. Burası orta hattı gösteriyor. Burası ise sağ tarafı gösteriyor. Kırmızıyla çizili olanlar uydurma sözcük koşulunu, mavi ile çizili olanlar ilişkisiz sözcük koşulunu, siyahla çizili olanlar ise anlamsal açıdan ilişkili sözcük koşullarını gösteriyor. Biz de aslına bakacak olursanız anlamsal açıdan ilişki bozuldukça, yani ilişkiliden pseudolimlere doğru gidildikçe N400 genliğinin arttığını gördük. Böyle kademeli bir şey var, artış var bu işlem sırasında Türkçe'de de. Ve biz en yüksek genliğe de yine şeyde ulaştık. Tam beynimizin orta hattında ulaştık. Yani ne sağ yarı kürede ulaştık buna, ne de sol yarı kürede. Tam orta hatta ulaştık. Böyle biraz daha büyük görebilmek adına şeyli potansiyeli. Şimdi bu açıdan baktığımızda bu bulgu aslında sözcüksel aktivasyonu ilişkili koşulların uyardığını ve bunun Türkçe için de geçerli olduğunu bize gösteriyor. Bu sözcüğe lexical decision yapıp sözcüğe erişim sırasında aslında kişiler o sözcüğün fonolojik, morfolojik, söz dizimsel, anlamsal bilgi, pek çok bilginin geri çağırması işlemini hızlı ve seri bir şekilde yaptılar. Hazırlayıcı bu işlemi kolaylaştırdı ve dolayısıyla beyinde daha fazla nöronun ateşlemesine gereksinim duymadan çok ekonomik bir şekilde çözdü. Ancak uydurma sözcük koşuluna geldiğimizde, yani bunun anlamını aramak daha fazla nöronun devreye girip daha fazla ateşleme yapmasına neden olduğu için N400 genliğini arttırdı. Başta da söylemiştim, bu literatürde oldukça fazla çalışılmış bir şeydi. Almanca'da, İngilizce'de, İspanyolca'da, Çince'de, Japonca'da bu hazırlama etkisi farklı deneylerde gösterilmiş. Hani biz de bu çalışmada aslında Türkçe içinde sözcük anlamsal işlemlemenin N400'e duyarlı olduğunu göstermiş olduk. Yine keza aynı şekilde biz uyaranlarımızı orta hatta ve santral elektrotlar altında en yüksek genliğe ulaştığını gördük. Bu açıdan da aslında sözcük uyaranları verdiğimizde literatürle uyumlu bir şey elde ettik, bulgu elde ettik. Çünkü şöyle bir şey var, eğer cümle düzeyinde anlam çalışıyorsanız bunu daha çok parietal bölgeden, yani çeper lobuna doğru elde ediyorsunuz. Sözcük veriyorsanız daha orta hatta elde ediyorsunuz. Eğer resimler vererek anlamsal ilişkiye bakıyorsanız da o zaman aslında her iki hemisfere eşit bir dağılım gösterdiği yönünde bulgu var. Hani bu açıdan baktığımızda aslında N400 bileşeninin hani evrensel olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle sözcük anlamsal işlemleme ile ilişkili olarak. Ama bir potansiyelimiz daha var. Şurada daha koyu gri ile highlight ettiğim. Bu da yaklaşık 500 ile 600. milisaniyelik zaman penceresine denk geliyor. Bu açıdan da hani az önce sizlerle konuştuğum P600 işte ya da late pozitif komponent dediğim, LPC dediğim komponentin
şeyine denk geliyor, aralığına, zaman aralığına denk geliyor. Şimdi biz bu deneyde cümle vermedik. Yani söz dizimle ilgili herhangi bir görev yoktu katılımcılarda. Sadece sözcükler arasındaki taksonomik ilişkinin vardı ve aslında verdiğimiz görevde ilişki olup olmadığına karar verme değil, o sözcüğün Türkçe'de olup olmadığına dair yani bir karar verme, daha örtük bir işlem yaptırdık biz katılımcılara. Hani bu potansiyeli acaba neden elde ettik bir diye bunu araştırmaya başladık ve gördük ki yaptığımız analizler anlamsal açıdan ilişkili koşulla verilen şeylerin P600 yanıtlarının ya da late pozitif komponent yanıtlarının ilişkisiz ve uydurma koşullardan daha yüksek olduğunu gösterdi. Yani burada tam tersine döndü. Daha öncesinde uydurmaların en yüksek N400 genliği varken bu sefer anlamsal açıdan ilişkilerin en yüksek LPC amplitüdü sergilediğini gördük. Bunu baktığımızda literatürde P600'ü bir başka paradigma olan dikkat, bellek, karar verme süreçleriyle ilişkili olan P300 ailesinin bir bileşeni olabileceği yönünde bulgular vardı. Ya bu yüzden de acaba bu işte eski yeni bilgi ya da belleği tanımayla ilgili bir potansiyel olabilir diyen bir araştırmaya rastladık. Ama bizim buradaki uyaranlarımızda yani hiçbir uyaran, hiçbir koşuldaki hiçbir uyaranımız tekrar etmiyordu. Her biri tek bir defa gördü bütün katılımcılar. Dolayısıyla bütün sözcük uyaranlar onlar için yeni bilgiydi. Bu açıdan bu şey yani bunun bellekle ilişkili olması bizim sonuçlarımızı çok desteklemedi. Artı başta da söylemiştim nöropsikolojik testler yapmıştık biz bu katılımcılara. Bir de korelasyon baktık bu ilişkili koşulla bellek testleri arasında bir korelasyon hiçbir şey bulamadık. Dolayısıyla hani bu bunun bellekle ya da tanıma süreciyle eski yeni bilgiyi ayırt etmeyle ilgili bir şey olabileceğini düşünmedik. Daha sonrasında başka daha eski yani P300 ailesinden olmasından yola çıkarak bunun seyrek uyaranlara verilen bir yanıt olabileceğini söyleyen bir makale daha var. Bu da şöyle yine bizim koşulumuzu açıklamıyor, bizim durumumuzu açıklamıyor. Çünkü biz evet şurada 120 tane uyaranımız vardı ama şuralarda 60 tane şey vardı, uyaran vardı. Bu açıdan baktığımızda hem ilişkili hem ilişkisiz koşuldaki uyaran sayımız biraz seyrek gibi görünüyor şeye göre, pseudo koşuluna göre. Evet tamam belki bunu açıklayabiliyor ilişkiliyle pseudo arasındakini ama bu her ikisinde de 60 tane uyaran vardı. O zaman niye ilişkili ve ilişkisizler arasında bir şey var, fark var? Eğer bu seyrek uyarandan kaynaklandıysa bu farkı görmememiz lazımdı. Dediğim gibi her ikisinde de 60 tane uyaranımız vardı. O zaman biz bir de dedik ki acaba yani bu kişiler, katılımcılar farklı bir strateji izlemiş olabilirler mi? Biz her ne kadar örtük bilgi olarak da yani lexical decision yaptırsak da acaba o anlamsal açıdan ilişkili sözcük çiftleri arasındaki anlamsal uyuşmayı saptamış olabilirler mi? Hani dikkatlerini biraz yöneltmiş olabilirler mi diye düşündük. Bir de dikkatle ilgili skorlarıyla yani dikkatle ilgili testlerden aldıkları puanlarla bu ilişkili koşul arasındaki şeye baktık, ilişkiye baktık. Hani orta düzeyde biraz hani orta hafif düzeyde bir şeyimiz var, ilişkimiz var. Ve buradan yola çıkarak aslında katılımcılarımızın anlamsal ilişkiyi örtük bir şekilde tespit ettiklerini speküle ettik. Speküle ettik diyoruz çünkü bununla ilişkili bir şeyimiz yok. Davranışsal datamız yok. Biz deneyden çıkanlara hiç şeyi sormadık. Yani sözcük çiftler arasında sizce bir hani şey var mıydı, bir ilişki var mıydı diye sormadık. Bu açıdan hani bu savı şu an destekleyemiyoruz. Ama bu çalışmada aslında en önemlisi bu geç pozitif potansiyelin sadece söz dizime duyarlı olmadığını, Türkçe'de sözcük çiftlerinin işlemlenmesinde oluştuğunu da biz gözlemlemiş olduk. Bu benim tabii daha sonrasında biz bunu gördükten sonra bunun altında yatan osilasyonları araştırdık. Biz aynı katılımcılara şey vermiştik.
matematik bir görevi de vermiştik ve bu matematik görevini yaparken ve bu Türkçe sözcük anlamlarını işlemlerken beyin dalgaları nasıl değişiklik görüyor? Bunlara baktık aslında doktora tezinin devamında yapılan bir sürü çalışma var ama ben bugün bu kısımla sınırlayacağım. Bu çalışmada danışman hocam İceler Yence, eş danışman hocam Görsev Yener'e ve laboratuvardaki arkadaşlarıma sizlerin huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve tüm katılımcılara, tüm dinleyicilere de sabırları için teşekkür ederim. Hocam, çok teşekkür ederiz. Çok keyifle dinledim kendi adıma söyleyeyim. Çok güzel. Çok özür dilerim. Şimdi ekran paylaşımını durdurdum. Yani sürçülisan ettiysem affola çünkü ben dil bilimci değilim. Olabildiğince terminolojiyi kullanmaya çalıştım. Ama sonuçta ben de hala anlamaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Kuramlara sizler kadar hakim değilim. Biz sadece yüksek lisansımda ve doktora dersleri kapsamında aldığım bazı derslerim oldu benim ama yani bana bunun hani kuramsal temellerini açıkla deseniz muhtemelen o konuda çok sıkıntı yaşarım. Ama dilin işlemlenmesi beyinde böyle çok keyifli sonuçlar elde etmemize neden olabiliyor. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Uygulamalı kısmını canlı görebilmek yani çok keyifliydi. Ben izninizle katılımcılarımıza soru sormak isteyenler varsa el kaldırabilirler demek istiyorum. Ve Soner hocam el kaldırdı. Hemen Soner hocamın sorusunu alalım. Buyurun hocam. Teşekkürler Esra'cığım. Selen hocam ben de hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ben de çok büyük bir ilgiyle dinledim. Ve şöyle düşünüyorum yani hani dediniz ya ben kuramsal kısmına çok hakim değilim ama ben tam tersi düşünüyorum. Şöyle ki şimdi sizi dinlerken aklımdan böyle onlarca şey geçti, soru geçti. Hani birlikte çalışılabilecek, cevabı alınabilecek onlarca soru geçti. Ve bunların şöyle bir özeti var aslında. Şimdi ben de kuramsal çalışıyorum ve özellikle formal dil bilimde, formalist dil bilimde işte sezgisel datalara dayanan, onlar üzerine modellemeler yapan dil bilimde hatta o kuram, o formalist kuram tamamen zaten öyle bir paradigma ile oluşuyor. Orada öne sürülen pek çok şeyin rahatlıkla burada sizin sunduğunuz araçlarla sorgulanabileceğini, desteklenebileceğini ya da devre dışı bırakılabileceğini gözlemledim. O yüzden çok ilgi çekici ve çok merak uyandırıcı şeyler bunlar. Dediğim gibi aklımdan çok sayıda soru geçti ama bir tanesini zamanı iyi kullanmak adına çok yalın bir şekilde sormaya çalışacağım izniniz olursa. Şimdi pseudo-word ve non-word'lerden söz ettiniz. Kanımca eğer yanlışsa lütfen düzeltin. Diller bu ikisine de tam uymayan bunların arasında bazı sözcükler de olası kılıyorlar diyeyim bazı diller en azından. Bir tane örnek vereceğim. Literatürde çok geçen bir örnektir bu. Üşüyücü diye bir sözcük düşünelim. Üşüyücü, yani kırıcı, bakıcı gibi. Şimdi bu sözcüğün şöyle bir özelliği var. Bir kere bir non-verb değil bu. Yani TDX'iydi sizin örneğiniz. Onun gibi değil. Yani çok net bir şekilde duyduğumuzda evet bir sözcük bu diyoruz. Pseudo-verb de değil. Yani Kanta'ydı galiba örneğiniz. Onun Evet. gibi de değil. Yani sadece ses bilgisayar bir koşulu yerine getirmiyor. Bir eylem tabanı var. Bu eylem tabanına eylem tabanı gerektiren bir türetim birimi geliyor. Ama şöyle bir sorun var. Bu eylemin semantiği, üşümek eyleminin anlam bilimi üşüyücü gibi bir türetime izin vermiyor. Sebebi de şu, yani siz de tahmin edebilirsiniz zaten. Üşümek eylemi deneyimleyen bir özne isterken oradaki ıcı eki edici bir özne, agent bir özne üretiyor. Dolayısıyla Türkçe'de böyle bir sözcük beklenmiyor. Neden beklenmiyor diyorum. Çünkü diller biliyorsunuz sadece üretici değil, yaratıcı örnekler de sergiler. Yani metaforik bir üretim olarak bunu gerçekleştirebilir. Ama biçim sözcüsel kurallarında, anlam bilimsel kurallarında bunu üretmesini beklemeyiz. Şimdi size sorum şu. Böyle bir örnekte bu örneği bir şey olarak, bir data olarak kullansanız ve bir deneysel çalışmada yer alsa bu örnek.
Bu olaya ilişkin potansiyellerden hangisinin burada bir genlik üretmesini öngörebilirsiniz? Ya da bu sizin saydığınız potansiyellerin dışında başka bir potansiyelle de inceleniyor mu? Çünkü ne tam non-word ne de tam pseudo-word diye düşünüyorum ben. Sorun bu hocam. Hocam, yani sanıyorum herhalde o söylediğiniz şey tematik rollerle ilişkili. Evet, değil mi? Tematik roller diyebiliriz. Muhtemelen eğer bunu cümle içerisinde verecek olursak bu sol anterior negativite ile kendini gösterebilir. Ama sadece kelime olarak çalışıyorsak da yani o belki hani N400'de kendini gösterebilir. Pseudovert'ten daha az genlik gibi, böyle kademeli gibi hani düşünebilirsiniz. Orada yansıyabilir diye düşünüyorum. Yine yani anlamsal açıdan böyle bir şeyin karşılığını beyinde bulamadığı için ama bir pseudovert gibi de değil. Yani bir anlamsal şeye de oturtabiliyor. Dolayısıyla böyle biraz daha kademeli bir örüntü sergileyebilir. Yani bir pseudovert, bir işte sizin söylediğiniz gibi üşüyücü sözcüğü, bir ilişkici sözcük ya da işte bir de ilişkisiz sözcük koysak, dört tane uyarımız olsa böyle herhalde üçüncü sırada bir N400 yaratır. Cümlede de daha çok şeyde beklerim hocam. Sol anterior negativitede beklerim ama tabii topografisi açısından ve şey açısından da bakmak lazım. Yani öngörünüz hani yani biz buna dil bilgisayar açıdan olası olmayan bir sözcük olarak bakıyoruz. Öngörünüz bu görüşü destekleyen bir bulgu mu üretir? Biraz onu merak ettim ben. Yani bu OIP çalışmaları bu dil bilgisayar bulguyu destekler mi sizce? Aslına bakacak olursanız hocam yani ben destekleyeceğini düşünüyorum. Çocuklara kadar gittiğimizde hani şey süreçleri görebiliyoruz. Çünkü bunlar beynin bu işlemi yaparken ya da ona karar verirken ya da onu okurken doğal olarak ürettiği yanıtlar. Yani herhangi bir şey vermiyorsunuz. Var olan bir şeyi ölçüyorsunuz. Dolayısıyla hani bu sezgisel bilginin işlemlenmesi aynı zamanda zihinsel bir süreç de içeriyor ve dolayısıyla bu kendini bir olaya ilişkin potansiyel bileşeniyle gösterir. Ha, teorik olarak baktığımda yani sözcük anlam bilimle veya morfosentaktik bileşenle bunu görebilirim diye düşünüyorum. O da morfosentaktik bileşen yani lan tematik rollerle de ilişkili olduğu için onun rolü de tanımlandığı için burada görebilirim diye düşünüyorum ama hani sürpriz bir şey de potansiyel de elde etmek mümkün olabilir. Görmek lazım. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederim hocam. Bu arada ben de size çok hani katılıyorum. Gerçekten bu alan multidisipliner çalışmalara çok yatkın. Hani kuramsal kısmını bilenler, işte bu işin teknik kısmını bilenler bir araya gelerek bu paradigmaları hazırlamak çok keyifli ve çok güzel yolculuklara bizleri sürükleyebilir. Ben bu anlamda hani çalışmak isteyenlere her zaman şeyim çok açık. Arkadaşlarımız var belki aramızda bilmiyorum. Öğrenci arkadaşlarımız da sanıyorum katılıyorlar. Bu anlamda yani çok büyük keyif alacağımı söylemek isterim. Ama şöyle bir şey var. Dilsel uyaranlarla çalışmak oldukça zor. Ben o deney setini hazırlamak için yaklaşık 8 ay gibi bir süre uğraştım. Davranışsal şeylerle, koşullarla falan. Sadece ışık uyaran, sadece ses uyaran verip beyni uyarmaya kalktığınızda çok kolay işiniz. Yani şey yok. Ama bir dil uyaranında işin içerisine uzunluğu giriyor, sıklığı giriyor ve biz mesela sıklıkta belki beni eleştirebilirsiniz. O zaman şey yoktu, söylemedim ben. İlyas Göz Hoca'nın yazılı Türkçe'nin sıklık kitabını kullandık. Ben bu çalışmayı yaptığım sırada henüz şeyler yoktu. Çukurova Üniversitesi'nin çalışması yayınlanmamıştı. Yani şey aşamasındaydı daha. Dolayısıyla yani bu belki o anlamda biraz sıkıntılarımız olabilir, eleştirilecek bir yanı olabilir çalışmanın ama bu koşullarda bile en azından potansiyeli gördük. Hocam ben sadece multidisipliner değil daha ötesinde düşünüyorum. Yani mesela bundan 100 yıl önce tıp alanında bazı görüntüleme yöntemleri kullanılmıyordu. Şimdi bugün kullanılıyor. Yani aslında sizin yaptığınız şey bence dil bilime sadece bir başka bir alandan katkı sağlamak değil, aslında dil bilimin içinde olması gereken, içinde olan bir şey. Yani bir tür tahlil gibi aslında, bir tür görüntüleme yöntemi. Kesinlikle. Yani mesela ben sizi dinledikçe hep şeyi düşünüyorum. Savunduğumuz, söylediğimiz pek çok şey bana şimdi biraz eksik gelmeye başlıyor. Yani orada desteklenmesi gerektiğini düşünmeye başladım. O yüzden multidisipliner olmanın da ötesinde bir şey diye düşünüyorum bu.
Ben de öyle düşünüyorum hocam. Benim şimdi yüksek lisans tezim psikodil bilim alanında olduğu için biraz da ilgilendiğinden okumuştum o dönemlerde. Hani psikodil bilim ve nörodil bilim alanında okumalar çok yaptım. Ama işte ben de kuramsal tabanım eksik olduğu için şu an kuramsal çalışıyorum. Orayı tamamlamaya çalışıyorum. Yani tamamladıktan sonra inşallah görüşürüz hocam. Orada Her güzel zaman. şeyler çıkabilir. Çünkü gerçekten bence de yani ihtiyaç var. Gerçekten kanıtlarını sunuyorsunuz gibi hissediyorum ben açıkçası. Aynen öyle. Yine soruyla devam edelim mi? Almak isteyen var. Fatma Selen Demir Döğenler. Mikrofonunuzu açıp katılabilirsiniz. Buyurun. Merhabalar. Böyle kıymetli bir konuyu çok sevdiğim birinden dinlemek ayrı bir güzellik. Çok teşekkür ediyorum Seren Hocam bu sunum için. Ben de dil bilim kökenli bir uzman değil konuşma terapisti olarak çok keyif aldım. Ve Soner Hocam'a bu konuda katılıyorum. Gerçekten çok lisansım çok önceden mezuniyetim benim ama o zamanlarda öğrendiğimiz kuramsal şeylerin bugün karşımıza bir takım görüntüleme yöntemleriyle çıkıyor olması benim için çok büyüleyici bir alan her zaman. Onun için ben de yani Soner Hoca'ya şu konuda da katılıyorum. Aslında çok örtüşen alanlar, ayrı ayrı iki alan gibi düşünmemek gerekiyor. Çok iç içe geçmiş alanlar ve birlikteliğinden de güzel geri dönütlerin çıkacağı, güzel sonuçların çıkacağı alanlar. Ve böyle bir pencere açtığınız için özellikle teşekkür etmek istedim. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Selen'cim. Başka Koray'cım seni dinleyelim. Konuşabilirsin. Merhaba. Seren Hocam, öncelikle çok teşekkür ederim sunumunuz için. Dinlerken gerçekten çok keyif aldım. Çok güzeldi. Çok teşekkürler. Benim sorum kısa ve basit olacak aslında. Merak ettiğim şey şu. Bu araştırmalarda yapılan ölçümlerde hiç beklenenin ve alışılagelmişin dışında bir ölçüm gözlemlendiği olmuş mu? Olmuşsa da bu nasıl rapor edilmiş? Veya böyle bir şey olduğunda bu araştırmaya dahil edilir mi? Yoksa ölçüm tekrar mı alınır? Bunu merak ediyorum. Beklenmeyen koşul derken yani potansiyeli görememe ya da elde edememe durumları mı? Yok, potansiyel onlar hakkında zaten bahsettiniz ufak tefek de elde edilen sonuçlardan bahsediyorum, ölçümlerden. Yani tutarlı olmaması anlamında mı? Evet, hani dediniz ya bir örneklem grubunuz var, işte 22 kişi. Hı Bu hı. gruptan işte birkaç kişinin ölçümlerinin çok farklı olduğunu görüyorsunuz diğerlerinden. Hipoteze uymayan bir bulgu kastediliyor galiba, değil mi Koray? Evet. Yani şimdi normalde biz bireysel olarak baktığımızda bu benim datamda da bazı örneklerde pseudo word'lerin işlemlenmesine çok daha yüksek yanıt verirken ilişkili ve ilişkisiz koşullara mesela daha az şey vermiş, yanıt vermiş. Şimdi hani az önce söylediğim şeylerden bir tanesi de şeydi ya hani dilsel uyaranla çalışmak zor. Bu deney sırasında aslında sadece dil çalışmıyor. Yani dil işlemleme yok. Dikkat etmesi gerekiyor. Karar verme süreci var. İşte bir odaya koyuyorsunuz bireyi. İşte ekrana bak diyorsunuz ve görev yapmasını bekliyorsunuz. Yani her zaman sıkıcı bir kere gözünü kırpmadan, hareket etmeden 20 dakika, 25 dakika onu orada tutmaya çalışıyorsunuz kapalı bir ortamda. Faraday kafesi kapanıyor çünkü o kapı. Biz o yüzden şeye bakıyoruz, davranışsal data da alıyoruz. Eğer mesela deneyde verdiği yanıtlar açısından davranışsal doğruluklar, yüzdelikler çok düşükse ki bizim çalışmamızda %80'in altında kalanları biz şeye dahil etmedik, çalışmaya dahil etmedik ve o kişilerde şeyi görüyoruz. Yani görevi yapmamış aslında. Başka bir şeyle ilgilenmiş. Dolayısıyla bu bir karıştırıcı etki olarak çıkabiliyor. Siz bunu rahatlıkla şeyden çıkartabilirsiniz. Datadan çıkartabilirsiniz çünkü görevi yapmamış. Yani ölçtüğünüz şey orada o işleme ait beyin dalgası değil.
Hani böyle durumlar oldu. Yani 4 katılımcıdan hepsinde artefak yoktu. 2 tane katılımcı, yine birini hiç unutmuyorum, 18 yaşında bir çocuktu. Yapma dediğimiz ne varsa hepsinin tersini yaptı. Yani ve baktığımızda ya bu koşullara vermiş olduğu yanıtlara bakıyoruz. Bu sözcük Türkçe midir diyoruz. Sözcük aslan hayır demiş yani. Hani belki yanlışlıkla şey yapmış olabilir, butona yanlış basmış olabilir diyorsunuz ama yani 120 tane uyarının içerisinde 8 tane doğrusu olursa bir kişinin o zaman bu görevi yapmamıştı gibi yorumluyorsunuz. Bu durumlarda çıkartıyoruz o bireyi şeyden, datadan. Ama tabii ki herkesin ya da şeye bakmak lazım. Bu beyin dalgaları şeyden çok etkileniyor. Size öz bildirimde şey söylememiş olabilirler, ilaç kullanmadıklarını söylemiş olabilirler. Ancak genç nesilde ben şey görüyorum, antidepresan kullanımı çok fazla ve antidepresanlar beyin dalgalarını etkiliyor. Yani o zaman bir geriye dönüp bu elde edemediyseniz, diğerlerinde var, 22 kişide var ama 5 kişide yoksa o 5 kişinin nedenlerine biraz daha öznel olarak bakmak gerekir. Koray, bilmiyorum hani sorunu şey yapabildim mi, açıklayabildim mi? Çok, yani çok sormak güzel yanıtladınız hocam. Evet evet, çok güzel yanıtladınız hocam. Çok teşekkür ederim. Selen'cim tekrar mikrofonunu açabilirsin. Bir sorusu daha var sanırım hocam. Başka kimsenin yoksa eğer zaman almayayım ama. Henüz ben... yok Selen'cim, sorabilirsin. Tamam. Benim de vardı sorum ama daha sonra soracağım. Tamam peki. Bir ara şey sesinizi kaybettim ama eğer doğru anladıysam. 24 aylık çocuklarla 36 aylık çocuklar arasında sözcüğün tümce içerisindeki anlamının galiba anlaşılması ile ilgili farklılıklar bulgulandığından bahsettik. Doğru muyum acaba bu kısımda? Sözcük anlamını, yani cümle düzeyinde anlamda 19 aya kadar gidiyoruz. 19 aylık çocuklar da şey yapıyor, cümle düzeyinde anlamı yakalayabiliyorlar ama sentaksla ilgili bir şey vardı, farklılık vardı. Sanıyorum onu kastediyorsunuz Selen. 32 aylık çocuklarda öbek yapıda bir uyum problemi olduğunda, sözcük kategorisiyle ilgili bir uyum problemi olduğunda hem erken sol anterior negativiti hem de P600 bileşeni var. Yani iki kompleks açığa çıkıyor. Biri frontal bölgede, diğeri ise daha arkada. Ama 24 aylık çocuklara baktıklarında bu erken sol anterior negativity'yi görmüyorlar. Ama P600 var. Yani frontal bölgedeki potansiyel ortaya çıkmıyor. Doğru değil evet, mi? Evet, evet. Biraz önce bahsettiğiniz şeye paralel olarak benim de aklıma şöyle bir düşünce gelmişti dinlerken onu. Dil çok tek başına işlemlenebilecek bir şey değil. Çünkü çocuklardaki bu muhakeme becerileri 24 ayda çok ortaya çıkmıyor. 36. aya kadar, yani 30-36 arası ortaya çıkıyor. Belki öyle bir sebep olabilir mi diye düşünmüştüm, o kadar küçük ayda bulgulanmamasının, ama sizin düşünceniz nedir bu konuyla ilgili acaba? Ya ama şöyle, zaten bir muhakeme yapmıyorlar. Bu çocuklar pasif olarak dinliyorlar. Yani çocuklarda yapılan şey, herhangi bir karar verme ya da bir şey yok. Annelerinin kucağında giriyorlar deneye ve pasif olarak dinleme görevi var çocukların. Ama P600 çıkıyor Selen. Yani o cümlenin dil bilgisel açıdan bozuk olduğunu ve onun yeniden repair edilmeye ihtiyaç duyduğunu saptıyorlar. Ama yani işte hani belki o çok daha hızlı ve otomatik olan işlem olan, yani biz daha bir cümleyi gördüğümüzde işte bu ad öbeğidir, bu işte eylem öbeğidir diye ayrımları yapıyoruz ya çok hızlı bir şekilde. O işlemde bir şey var. Yani 24 ayda bunu gözlemiyorlar. Belki de bu işlemin hani otomatik ve hızlı olması, zaman içerisinde biraz tecrübeyle, dili deneyimleyerek kazanılan bir şey olabilir, beceri olabilir. Çünkü 32 ayda görüyoruz. Yani neredeyse 8 ay sonrasında bu çocuklarda dile maruz kalmayla bu beceri gelişiyor gibi görünüyor. Yani ben bunu biraz deneyimlemeyle, çünkü otomatik bir süreçten ve çok erken bir işlem olmasından yola çıkarak böyle söyleyebilirim. Ama temel nedeni bilmiyorum tabii ki. Teşekkür ediyorum. Selen Hocam, bolca teşekkür var. Chatbox'a da bakıyorum.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı? El kaldırabilir ya da chat box'a yazabilir. Tekrar kontrol edeyim hocam. Yani şu an el kaldıran ya da chat box'a yazan kimseyi göremiyorum. Hocam sizi de çok tuttuk. 1,5 saat oldu sanırım. Estağfurullah. Dediğim gibi benim için çok onur ve gurur verici bir durum. Burada sizlerle bir arada olmak. Çok bunları konuşabilmek. Ufak bir soruyla o zaman ben de merak ediyorum. Merakımı giderim. Aslında dinlerken Soner Hocam'ın dediği gibi çok fazla soru geçti aklımdan. Yani böyle yan yana gelsek sanırım size tonlarca soru sorabilirim. Şimdi ufak bir tane soracağım. Hocam, pseudo-word'lerle çalışmışsınız ya, ben şeyi merak ettim. Acaba pseudo-tümceler oluşturulup deneyler yapabilir miyiz ya da böyle çalışmalar var mı? Pseudo-word ile cümle çalışan olaya ilişkin potansiyel görmedim ama ben şimdi yüksek lisans tezimde pseudo-word'lerle oluşmuş bir öğrencimin yüksek lisans tezinde şey yapacağız. Pseudo-word'lerin den oluşan, yani 3 tane pseudo-word'den oluşan cümle hazırladık. Yani üçlü bir yapı. Bunlara duygu yükledik. Yani kimisi mutlu, kimisi kızgın, kimisi işte sürpriz duygusu var cümleler ifade edilirken. Ve şey bakacağız, sağlıklı yaşlanma sürecinde duygusal prozodi, linguistik prozodi değil de duygusal prozodiyi şey yapabiliyor mu acaba? Yani değişiyor mu yaşlanma sürecinde? Buna bakacağız. Bunun sonuçlarını hani göreceğiz. Neden pseudo word kullandık? Çünkü sözcüklerin kendilerinin de aslında bir duygusal yükleri var. Bunu arındırabilmek için pseudo şeyleri, limleri kullandık. Ama olaya ilişkin potansiyel çalışması görmedim. Bilmiyorum. Merak ettim. Bir de bir şey daha soracağım. N400 bileşeninin evrensel olabileceğini hani öngörüyoruz demiştiniz ya. Sadece N400 bileşeninin diğer bileşenlerin de evrensel olduğunu destekleyen çalışmalar var mı? Bunu merak ettim. P600'ü Türkçe'de de gördük. Mehmet Hoca var ve Pınar Hoca var. Biliyorum, onlar Mehmet çalıştılar. Evet. Ama farklı potansiyeller elde ettiler aslında paradigmalarında. Mesela sanıyorum LAN'ı görmediler ama onun yerine biçim söz dizimi N400'de temsil edildiğine dair bir takım bulgular elde edildi. Dolayısıyla yani anlam açısından N400 çok şey görünüyor. Daha tutarlı, daha kararlı bir bileşen gibi görünüyor. Ama yani farklı dillerde Elan'la P600 çok sık raporlanırken LAN'la P600'ün hani raporlanmadığını şey sırasında da söylemiştim. O kompleksin görünmediğinden bahsetmiştim. Mismatch negativity çok evrensel. Hani onun için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi o sadece dile özgü değil. Sesleri de ayırt ediyor. N400'ün şöyle bir şeyi var. Ben söylemedim. İşaret dilinde de N400 var. Yani işaret dilinde de elde edilmiş N400 bileşeni. Yani çok 2018'de yapılmış bir çalışma var. Bunun dışında şeyde de var. Müzik yani müzik notasıyla müziğin söyleyen şey müzikle de ilgili tam şeyi hatırlamıyorum deneysel paradigmayı ama müzikle ilgili bir anlamsal bütünlük sağlayamadıklarında da yani belki notayla sözler mi olabilir kişilerin çok bildikleri aşina bunları eşleştiremediklerinde de N400 çıkıyor. Yani genel bir aslında semantik bellekle ilişkili gibi diyebiliriz. Hani evet. Dilin anlam bilimsel bileşeninden ziyade ne semantik bellek. Biraz bellek kısmı daha ön planda gibi. Evet, evet öyle gibi görünüyor. Çok teşekkür ederim. Şey, çok özür dilerim. Müzikte duyum var hocam. Muhtemelen onu kastettiniz. Yani mesela bu gerilim filmlerinde çalan veya filmlerin gerilim sahnelerinde çalan bir müzik düşünelim. O müziği işte örneğin çok böyle bir romans sahnesinde kullanıldığını düşünelim. O öyle bir karşıtlık kullanılan yapılan bir çalışmaya rastlamıştım ben de büyük olasılıkla öyle bir şey sizin söylediğiniz. Muhtemelen hocam yani farklı şeylerde de elde ediliyor N400 ve beyindeki hani bu potansiyeli yaratan jeneratörlere baktığımızda çok dağıtılmış yani çok yaygın. Biz semantik belleğin de öyle olduğunu biliyoruz yani aslında beynimizin her yerinde bir bilgi deposu var. Dolayısıyla o açıdan N400 çok şey görünüyor, evrensel görünüyor.
Çok teşekkürler hocam katkılarınız için. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Çok mutlu olduk hocam. Sağ olun. Ben de sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum Soner hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için. İnşallah en kısa sürede de belki yüz yüze. Yüz yüze inşallah hocam. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere hocam. Değerli katılımcılarımız, önümüzdeki hafta hemen onun da bir tanıtımını yapayım. 25.sinde İzmir Dil Bilim Buluşmalarında Doçent Doktor Bulcu İlkay Karaman'ı ağırlayacağız. Zihinsel sözlükçe ile ilgili konuşacağız. Hocamız bize sunumunu yapacak. Yine 18'de başlıyor. Bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü Haziran ayında bir saat geriye çektik. Bu nedenle kaçırmalar olabilir. 18'de sunum başlayacak. Katkılarınız için ve katılımınız için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum ben. Çok teşekkürler hocalarım. Görüşmek üzere.